Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Uzun zamandır arkadaşlar video çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Şimdi bu danayı belki hatırlarsınız. Geçen senenin simental ineğin buzağısı. Youtube'da vardı videosu. Arkadaşlar bu danayı meraya salamadık. Aslında salmayı düşünüyordum. E, saldık ama dişi hayvanları çok rahatsız ediyordu. Ufak küçük düveleri e, üzerine atlıyordu. Rahat bırakmıyordu. Biz de mecburen bağlamak zorunda kaldık. Ve besiye aldık. yaşı kurbana tutmadığı için artık seneye kurbana kadar besiye alacağız. Ya öyle yapacağız ya da eğer kışa kadar iyi bir kilo atarsa kışın kestiririz. Belli de olmaz. Yani uzun bir beside kalacak. Tabii ki gönül isterdi ki merada 4-5 ay otlasın biraz boy atsın bir şey gelişsin. Ondan sonra besiye alalım. Şimdi arkadaşlar meradaki hayvan besiye daha iyi gidiyor. Yani 4-5 ay beside de e, merada otlayıp sonradan besi alındığımızda daha iyi sonuç alabiliyoruz. Devamlı 8-10 ay, ay boyunca arkadaşlar içeride beslediğimizde hayvanın midesi yoruluyor. Sıkıntılar yaratabiliyor. Ya bu hayvan e, merada 4-5 ay eğer otlasaydı 500 kiloya kadar attırmayı düşünüyordum ben bunu ama bilmiyorum artık kaç kilo attırabileceğiz. Şu anda kilosu normal bir kiloda. Hayvan et almaya müsait sadece en eni kısa, biraz daha uzun olsa daha iyi olacak. Bilmiyoruz bakalım kaç kilo atacağız, edeceğiz. Ama böyle kötü bir hayvan değil. Yani besiye uygun bir hayvan. Şu an yavaştan yemleme yapıyoruz. Bir anda zaten bir besideki hayvana yükleme yaparsanız ...fazla ilerleyemezsiniz. Uzun sürede zaten bu beside kalacağı için arkadaşlar... ...yavaştan yemleri artırmaya başladık. Şu an verdiğimiz sadece arpa ezmesiyle besi yemi... ...bir de saman. Bir de biraz küsbe veriyoruz. Islatma küsbe. O da samanı biraz rahat yiyebilmesi için. Ortalama 1,5 kilo besi yemi... ...1 kiloya yakın arpa yemi tek öğünde... Yani iki buçuk kilo yapıyor ikisi beraber. Biraz da küsbe veriyoruz. Küsbeyi saymıyorum. Bir de saman. Şu an yoğunca vermiyoruz. Zaten yoğunca da şu an elimizde yok. Şu an bu beslemeyle yavaştan başladık. Ama fark ediyorum. Yani günden güne kilo almaya başladı. Kafaları büyümeye başladı. Vücut büyümeye başladı. Yani fazla yüklenmiyoruz. Zaten kışın arkadaşlar biz bunları yemle beslemedik. Yani yeme dayansaydık bu hayvan zaten şu an kesilecek duruma gelirdi. Ee, karışık olarak beslediğimiz için dişi erkek karışık olarak olduğu için maalesef yapamadık. Ya bizim de çok hatalarımız var aslında ama yer sıkıntımızdan dolayı düzeltemiyoruz bir türlü. Dişiler ayrı bir yerde durması lazım. Erkekler ayrı bir yerde ayrı ayrı şeyler yemesi lazım ama bir türlü yapamıyoruz maalesef. Şimdi elimizde besi alınacak 3 tane erkek tane var. Bir tanesi küçük. Dört tane var normalde ama. Üç tanesini arkadaşlar seneye kurbana kadar besiye çekmeyi düşünüyoruz. İki tanesi şu an zaten merada otluyor. Onlar sıkıntı yaratmadığından dolayı onları saldık. Bu arkadaşı saldık. İki üç gün otladı ama hayvanları çok rahatsız ediyordu. Ufak düveleri üzerine atlıyordu. Bize maalesef içeri aldık. Buna cezayı verdik. Şu an tek başına burada duruyor. Akşamları sadece hayvanlarla görüşebiliyor. Sizce arkadaşlar bu hayvanı seneye kurbana kadar ya da kurbandan birkaç ay önceye kadar yani 8-9 ay sonra kaç kilo olabilir? Yani beslemeye başlasak. Şu an tam besteki hayvanın yediğini yemiyor. Çok fazla yüklenmiyoruz. Ya yani 300 kilonun üzerine çıkar ama 400, 500, 600 bunlara ulaşabilir mi bilmem. Yani 500'e ulaşabileceğini zannetmiyorum. Boyu yok çünkü hayvanda yeteri kadar. Ama belli olmaz. Boyu da atabilir. Hayvan bu şekilde arkadaşlar. Ya şu dana gibi 10 tane elinizde olsa hatta bundan ya en kötü halde bu dana gibi olsun diyelim. Arkadaşlar 10 tanesi arkadaşlar gerçekten sizi kurtarır. Yani şu dana şu an satmaya kalksam arkadaşlar ortalama 50 bin lira civarı bu. 40, 40 bin liranın üzerinde. Yani bunun gibi arkadaşlar 10 tane beslesek her sene. Yani 1 milyon yani 100 bin lira yapar bu. Seneye satarsak 100 bin üzerine gider. 100 bin liradan hesaplayın. 1 milyon lira kazandırır. İnsanların bizim de yaptığımız en büyük hata doğru hayvanı üretememek. istediğimiz hayvanı çıkartamamak. Çünkü her hayvanlar arkadaşlar iyi bir simental çıkmıyor. Bunun annesi etçil bir simental. Bu da etçil. Biz bunu dört dörtlük besleseydik en baştan beri bu hayvan çok daha iyi olurdu. Yani biz bunu çok fazla yüklenmediğimiz halde hayvan orta seviyelerde. Bunun küçüklüğünü bilirsiniz. Bayağı iri bir buzağa doğmuştu. Yalnız insana falan da vuruyor yani. Biraz da insancıl. Bunun bir de kız kardeşi var. Dişi. Onu damızı da yapacak inşallah. İnşallah bakalım bu senede erkek bir buzağı doğar. Bunun aslında bir dışarıda yağmurda bir yıkansa çok daha güzel olacak. Hayvan tüyü dökmeye başladı. Yalnız bunu bağlayasıya çok fena zorluk çektik arkadaşlar. Yabani bir hayvan gibiydi. Bağlayamıyorduk bir türlü. Zor zor bağladık. Şu anda yerini değiştiremiyoruz maalesef kuduruyor. Sizce arkadaşlar biz bu hayvana seneye kadar kaç kilo attırabiliriz? İnşallah sağlıklı bir şekilde kesime kadar devam eder. Bunu aslında ineklere boğa olarak kullanacaktık. Ama kullanamadık. İneklere zaten aşı olarak hepsini aşılattık. Bakalım. Geçen haftaya göre biraz daha kilo almış. Fark ettiriyor kendini. İçeriden ziyade dışarıda daha net anlaşılıyor. Kamerada da çok fazla iyi göstermiyor da. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Öncelikle dedim maşallah yazarsanız sevinirim yani. Çünkü hayvanların nazar değme olayları çok oluyor. Bu yüzden de fazla çekmek istemiyorum aslında. Hayvanların videosunu da. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yiyecek. Bunu da yemiş bitirmiş. Az bir şemcik kalmış. Bu da besi yalama taşı. Demek koca kafa. Görüşürüz arkadaşlar.